Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle en değişik üç tane rubik küpümü göstereceğim. İlk olarak üçüncüsüyle başlayalım. Ee, bu arada en iyi 3 rubik küpüm, en kötü üç Rubik küpüm videolarını izlemediyseniz onları da izlemeyi unutmayın ve belki anketi sağ üst köşeye koyarım bu değişik küplerde. Oylayabilirsiniz. Üçüncü olarak değişik olarak böyle bir aslında dikdörtgen olup sanki üstünden biri ezmiş de bükülmüş gibi bir küpümüz var. Şöyle Dian Dian şey markalı değişik bir küp. Ee, yani çok kaliteli olmasa da küp yine de eğlenceli bir küp. Yani böyle göründüğü gibi çözümü sanki çok zormuş zor bir küp gibi gözük değil. Ee, normal 3x3 gibi. Şuraya 3x3'ün ortası sayıyoruz. Buraları orta parçaları buralarda köşelerde yapıyoruz. Yani aslında normal 3x3 gibi ama görüntüsü bayağı farklı. Mesela şöyle yapınca böyle değişik bir küp gibi gözüküyor. Yani küp bile değil ama işte paralel kenar. Yani değişik bir şey. Şöyle gösterelim. Yani kalite olarak çok iyi değil ama yani koleksiyon olarak iyi bir küp olabilir. Yani tek beğenmediğim dediğim gibi kalitesi. Çünkü çok şey böyle ne bileyim çok birazcık hassas gibi öyle bir özelliği var ama yine de Kötü bir küp Bunu buraya koyalım. Evet, ikinci küpümüz e, Gear Shift yani Gear küpün değişik bir versiyonu. Gear küp zaten değişik bir küp, onun değişik bir versiyonu. Normal böyle döndürebiliyorsunuz küpünüzü. Fakat e, ortalardan böyle açıp böyle açıp sadece mesela üst katmanda döndürüyorum böyle. Yani böyle bir özelliği var. Bu da böyle ortalardan açılması birazcık şeye problem olabiliyor. Böyle Sıkıntılar oluyor mesela tam açıyorsunuz birazcık aşağı iniyor o yüzden e, şurayla kesişiyor burayı da döndürmeye çalışıyor yani böyle problemleri olabiliyor ama yine de kötü bir küp değil. Şu, bu arada şu sticker da çıktı yine de şey oluyor. Bu arada transparent bir küp olduğu için yani aslında beyaz yani hepsi sadece üstünde böyle e, stickerlar var yani gayet güzel bir küp e, görüntü olarak da elen denenceye bakımından da zaten bayağı basit bir küp ve bu çözüm çözümü falan hepsini anlattım ben. Yani eğer alırsanız hiçbir şekilde çözümünü bulmakta da zorlanmazsınız. Gayet güzel görünümlü bir küp. Ve burayı koyalım. Evet bana göre değişik küplerin en başında e, Ghost küp geliyor. M marka. Herhalde Z küptü bu ama niye M var bilmiyorum. E, Ghost küp değişik olarak değişik ve en değişik seçmemin nedeni yani buradan hiç böyle bir döndürülecek bir küpe benzemiyor. Sanki ne bileyim böyle bir kare yapmışlar, değişik şekiller yapmışlar gibi. Böyle milyon tane parçası var sanki. Mesela şimdi şu parçayla şu parçanın aynı kısımda döndüreceğini düşünmezsin yani. Yani böyle bir özelliği var. Değişik bir küp. Böyle bir virüs bulaşmış gibi bir küpe. Ama bu da değişik bir özellik katıyor. Nasıl döndürülüyor? Normal 3 çarpış gibi bu da. Burası orta. Burası şuralar kenar kısımları. Buralarda orta kısımları. Şöyle döndürüyorsunuz. Mirror küpe benziyor aslında döndürme. Böyle yaptım. Sonra böyle normal 3 çarpış gibi döndürüyorum. Yani şey kavradıktan sonra nasıl döndüreceğini başta bir değişik gidebilir, sonra kavradıktan sonra rahatlıkla çözebilir, çözebilirsiniz küpü. Çok başta zorlanabilirsiniz, hatta çok zorlanabilirsiniz. Ben zorlanmıştım ama aslında. Birazcık ön yargılı davrandığımdan doğurabilir. Da yani çok zor diye gelmiş de olabilir. Zor bir küp ama şöyle acayip zor değil yani. O yüzden bu da önerebileceğim küpler arasında ve en değişik olarak 3. sıralama geliyor. Evet arkadaşlar en değişik 3 küpüm bunlardı. Video beğenmeyi aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Selametle kalın. Selam